Açelya Elmas 25 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Kardeşi Naz Elmas da ileride onun gibi oyuncu olacaktı. Açelya Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünden mezun oldu. Konservatuarda 2 yıl opera ve şan, ardından 4 yıl müzikal eğitimi aldı. Açelya Elmas'ın zorluklara karşı verdiği mücadele çok eskilere dayanıyor aslında. Çocuk yaşta hayatın zorluklarıyla tanışmıştı. Neredeyse tüm hayatı mücadeleyle geçmişti. Annesi Göztepe'de, babası Erenköy'de otururken anne ve babası ayrıldığı için kendisi Göztepe'de yatılı bir ilkokulda okumuştu. Üniversiteye kadar yatılı okumaya devam etti. Okul döneminde masraflarını karşılamak için ürün tanıtımları yapıyordu. Bir ajansın reklam bölümünde çalışmıştı. Ekonomik anlamda ailesinden çok az yardım görmüştü. Destekleri manevi anlamda olmuştu. Kendisi üniversitede çalışırken kardeşi Naz Elmas ise özel üniversitede okumuştu. Açelya Elmas evden ayrıldığında daha 17 yaşındaydı. Ailevi nedenlerden dolayı yatılı okumuştu o. Her şey önüne sunulmuş bir insan olmadı. Ailesi konservatuara girdiğini bile bilmiyordu. Onlar Mimar Sinan grafik bölümüne hazırlandığını sanıyordu. Neden oyuncu olduğunu ise Gece Magazine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "İçimde bir sürü kişilik olduğu için bunu oyunculukla yansıtabilirdim. Biz depresif, dünyayla ve kendi içinde sorunları olan insanlarız. Paylaşacak o kadar çok şeyimiz var ki bunlar içimize sığmıyor. Beni bir odaya bırakırsanız deliririm ve kendimi yok ederim. Gece olunca bütün oyuncuların evinde mumlar yanmaya başlar ve bir şeyler yazılır. Benim de çocukluğumdan beri anı defterim vardır." Gece Magazine verdiği röportajda anne ve babası sorulduğunda şunları söylemişti. "Babamla hiç görüşmüyorum. Annemle aram çok iyi. O hayattaki en iyi arkadaşlarımdan. Hayatımdaki birinci kadın teyzemdir. Benim için savaşan kadın odur." Deli Yürek, Eyvah Babam, Ruhsar, Karagül, Kurşun Yarası gibi dizilerdeki oyunculuğuyla televizyonların beğenilen yüzlerinden biri oldu. ...2003 yılındaysa her şey tersine döndü. Lenf kanseri teşhisi aldı. Genç oyuncunun hayatı bir anda değişti. Bir yandan oyunculuk hayatını sürdürürken... ...bir yandan da kansere karşı savaş açtı. Kanseri tam 4 kez yendi ve bu süreçte 2 kez de ilik nakli oldu. Açelya Elmas, "İlk başta kendinize hiç konduramıyorsunuz. Sonra biraz gözünüz korkuyor. Ama içine girdiğiniz zaman geçiyor ve gidiyor" demişti. Onu kansere karşı mücadelesinde hayata bağlayan insanlar vardı. Çok zor bir süreçti tabii ki bu. Anlatıldığı gibi kolay değildi. Gençsiniz, işinizin tepe noktasındasınız. Hayat çok güzel gidiyor. Birdenbire hayattan elinizi çekmeniz gerektiğini söyleyen bir doktor var karşınızda. Teşhis kanser. Tedavi sizi halsiz düşürecek, saçlarınız ve kaşlarınız dökülecek. İşte Açelya Elmas'a bunlar söylendi. ...2003'te yakalandığı bu hastalık yüzünden 4 kez kanser teşhisiyle tedavi gördü. Ünlü oyuncu Kurşun Yarası adlı dizide oynarken öğrenmişti hastalığını. Oyunculuğunun en parlak günlerinde yakalanmıştı. Öksürük, yorgunluk gibi rahatsızlıklar yaşıyordu. Sette yoğun çalıştığı için olduğunu düşündü. Ama sonra işler başka bir hale geldi. 2013 yılında Milliyet'ten Metin Uyar'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "İlk başta konduramıyorsunuz. Sonraki evrelerini de öğrendiğiniz zaman biraz gözünüz korkuyor. Ama içine girdiğiniz zaman hiç de gözünüzün korktuğu gibi bir şey olmadığını görüyorsunuz. Geçiyor ve gidiyor. Benimki lenf kanseriydi. 2. evrede teşhis edildi. O dönem sette çalışıyordum. Zor şartlar altında çalıştığınız için belirtileri o şartların getirdikleriyle karıştırabiliyorsunuz. Ama sette bayılınca doktora gittim." Tedaviye başladığında bir süre çalışmaya devam etti. Sette maske takması, ciddi tedbirler alması gerekiyordu. Ama şartlar buna çok uygun değildi. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda olanları, "Tedaviye başladıktan sonra sete gittiğimde maske takmam gerekiyordu. Bulunduğum yerin temiz ve dezenfekte edilmesi, aynı zamanda çok kalabalığa girmemeniz gerekiyor. Hatta doktorum 2 kişiden fazla kimse yanına yaklaşmayacak dedi. Ancak ertesi gün ben kendimi 60 kişilik dev kadronun içinde setlerde buldum. Kurşun Yarası'nda Bülent İnal, Nur Sürer gibi çok değerli oyuncularla çalışıyordum. Onlarla çalışmak çok güzeldi. Böyle bir hastalık var ama o kadar tatlı ve naif atlattık ki onlar benim gücüm, kanadım ve kolum oldular. Hastaneye gidiyordum, hemen setime dönmek istiyordum. Çünkü işe yaradığımı hissetmek, hayattan kopmamış olmak benim için çok güzeldi diyerek anlatmıştı. Çalışamadığı dönemlerde yaşadığı üzüntüyü ise yaşıtım olan bütün arkadaşlarım ekranda oynamaya devam ediyordu. Herkesi seyrediyorsun ve sen evde oturup neden orada değilim diyorsun sözleriyle açıklamıştı. Hastalığı döneminde yürüyemediği zamanlarda havuz içinde kickboks yaparak kaslarını güçlendirmişti. Aslında kansere yakalanmadan bir yıl önce kanser yaşayacağını düşünmüş ve bu gerçekleşmişti. Milliyet'e verdiği röportajda bu süreci şöyle anlatmıştı. Evet, o zaman yolun sonu dediğim bir andı. Bırak artık, bu kadar çabalayıp hayata tutunmaya çalışmanın bir anlamı yok dediğim bir dönemdi. Ve o bırakma anı da beni kansere sürükledi. İnsan beyni çok güçlü bir şey. Düşündüğünüz her şeyi gerçekleştiriyor. 6 ay sonra doktor bana 6 ay önce ne yaşadın diye sordu gerçekten de. Hastalık sürecinde ekran önündeydi. O yüzden görüntüsünün değişmemesi gerekiyordu. Saçları için içi deri kaplı özel bir peruk kullandı. Bu perukla duşa, denize girebiliyordu. Kimse peruk olduğunu anlamıyordu. Kaşlarındaysa mineral boyayla yapılan makyaj tekniğinden yararlandı. Yaşadığı bu zorlu süreçte yanında destek olan insanlar vardı. Mesela yapımcısı onun koruyucu meleğiydi. Teyzesi de hep yanındaydı. Onlarla yaşama daha sıkı bağlanıyordu. Mutluluk, umut, motivasyon ve moralle yenmişti hastalığı. Tabii bu arada kırgınlıkları da olmuştu. 2008 yılında Açelya Elmas Orada Neler Oluyor programında kendisi gibi oyuncu kardeşi Naz Elmas'la ilişkilerinin kopuş hikayesini şöyle anlatmıştı. 3 yıl hastalıkla mücadele ettim. Bu dönemde ne annem babam ne de kardeşim Naz Elmas'tan özel ilgi ve yardım aldım. Tedaviler sırasında yürüyemez, konuşamaz bir haldeydim. Bu sırada yanımda yalnızca 2 kişi vardı. Teyzem ve yapımcım Şükrü Avşar. Hastalık sırasında anladım ki kan bağı değil, kendine yakın hissettiğin insanlar daha önemliymiş. Bir dönem görüşmeyen ünlü oyuncular Naz Elmas'la Açelya Elmas, 2011'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babaları Talat Elmas'ın cenazesinde birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bayramın ikinci günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Talat Elmas'ın cenaze namazı Erenköy Galipbaşa Camii'nde kılındı. Naz Elmas'la Açelya Elmas sürekli gözyaşı döktü. Bir dönem görüşmedikleri bilinen iki kardeş cenaze töreninde önce yan yana gelmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda Naz Elmas, Talat Elmas'ın eşi Meral Elmas ve kardeşi Açelya'nın yanına gitti. 2 kardeş birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Dört kez kanser atlatan Açelya Elmas, hastalığı süresince sebze yedi. Çok fazla brokoli ve kırmızı üzüm tüketti. Kilo almıştı hastalık yüzünden. İyileştiğinde ise diyet ve sporla eski formuna geri döndü. Bu zorlu süreçleri geçiren Elmas, il il dolaşarak kanser hastalarına umut olmak için çalıştı. Yüzme ve kickboks yaparak kaslarını geliştirip sağlıklı beslenen oyuncu, lenf kanserindeki en önemli noktanın ilik nakli olduğunu vurguluyor. O, şanslı olanlardandı. Zira kendi iliği temiz çıkmıştı ve otolog nakil oldu. Bu yaşadıklarından sonra insanları ilik nakli konusunda bilinçlendirmeye karar verdi. Öte yandan Lerzan Mutlu'nun programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu çocuk sahibi olamayacağını açıkladı. Doktorların yumurtalıklarını dondurmadığı için aldığı ağır tedavi sonucu çocuğunun olma ihtimalinin kalmadığını söyledi. Gözleri dolarak yaptığı açıklamada sağlığının iyi olduğunu ayrıca belirtti. İlik bağışına karşı çok duyarlı olduğunun altını çizen Elmas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şöyle konuştu. Evimizde oturuyoruz ve kan vermeye bile üşeniyoruz. Verdiğimiz bir kan bir hayat kurtarabiliyor. Donör olmak korkulacak bir şey değil. Kanser tedavisi ve ilik nakli kampanyasıyla ilgili il il gezip söyleşiler düzenliyorum ve televizyon programlarına katılıyorum. Kanserle ilgili daha çok kitlelere ulaşarak onları motive etmeye çalışıyorum. Kanser hastası çocukların motivasyonu ile ilgileniyorum. Ailelere ve çocuklara umut ve moral verebilmek benim için çok önemli. Çünkü kanser hastalığının tedavisinde umut önemli yer tutuyor. Tıptaki gelişmeler sayesinde tedavide şansın arttığını dile getiren Elmas, iyi bir editörle kanserle mücadelemi ve yaşadıklarımı yazmak istiyorum da diyordu. Bu arada oyunculuğa da devam eden Elmas, Lale Devri, Nene Hatun, Su ve Ateş, Mazlum Kuzey, Sessiz Yalanlar, Yalnız Hayaller Kaldı, Hemen Döneriz, Kadın Kafası, Sonsuz Bir Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu müzik çalışmaları da yapıyor. Güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.